Arkadaşlar merhaba yazılımla Laravel derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere bahsedeceğimiz ilk şey Laravel nedir olacaktır. Laravel bir web framework'tür. Framework nedir? Framework bir programlama dilini kullanarak bir yazılımcının sıfırdan bir sistem geliştirmeye başlamaması için yani ona bir sistemde bir yazılım dilinde kullanabileceği her şeyi fonksiyonel ve klas, klaslarla paketlerle derleyip bir proje altyapısına framework edir. Yani kolay bir şekilde sıfırdan işte PHP'de her şeyi işte veri yapılarını falan sıfırdan ayarlamazsınız da Laravel'le sadece veri adınızı, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek veri tabanıyla bağlantısını sıfırdan gerçekleştirebilirsiniz. Ve o veri üzerinde çok basit bir şekilde işlemler yaparak veri tabanınızı hali hazır bir hale getirip uygulamanızı başlatabilirsiniz. Peki Laravel bir frontend mi yoksa backend framework ümdür? Arkadaşlar Laravel bir full stack framework'tür. Yani full stack framework'tan custom hem backend hem de frontend tarafını aynı şekilde birleştirerek iki şekilde de bir hale getirip yazabilirsiniz. Yani sunucu taraflı ve kullanıcı taraflı çalışabilen bir framework'tür. Onun haricinde Vue.js, React ya da Angular gibi frameworkler frontend end İşte Express ya da ne bileyim diğer frameworkler tabi onların da full stack tarafları var ama Laravel PHP dolayısıyla da çok server side ve client side yani backend ve frontend tarafında da çok gelişmiş bir altyapı sunuyor bizler. Peki arkadaşlar biz Laravel ile neler yapabiliriz? Sizlere biraz bundan bahsedeyim. Biz Laravel ile web sitesi olarak aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliriz. Yani yapamayacağım şey olamayabilir. Çünkü request'ler, response'lar, ne bileyim onlar için işte cron job'lar falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara tabii şu an e, aşina gelmeyebilir sizlere. İlerleyen derslerimizde hepsine tek tek deniyor olacağız. Şimdi ne yapabiliriz Laravel'le? Biz bunu tekrardan dönelim. Laravel'le N11 gibi, hepsi burada gibi, Netflix gibi, onun haricinde Trendyol gibi, yemek sepeti gibi uygulamalar geliştirebilirsiniz. Tabi bu web sitesi olarak hayalinize ne geliyorsa bunlara var yapabilirsiniz. Onun haricinde e, Vue.js, React ve Angular'ı da Laravel projesi içerisinde çok basit bir şekilde dahil ederek kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz sizlerle beraber şu Laravel'in kendi dokümantasyonun olduğu siteye gidelim. Laravel.com yazarak buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da PHP Framework for Web Artisans diye bir yazı çıktı bir PHP framework olduğunu söylüyor. Evet şurada gördüğünüz gibi dokümantasyon bölümümüz var. Buraya bastığımızda Laravel ile ilgili Laravel'i geliştiren kişilerin Laravel ile ilgili çıkardıkları son şey neyse versiyon 11. Bakın bizim görüntülediğimiz şu anda versiyon 11 yani en son versiyon. Bunu geliştiren insanlar Laravel ile ilgili her şekilde buraya yazıyorlar. Sizin başka bir yere gitmenize gerek duymamanız için her şeyi buraya kendi official dokümantasyon kısmına yazıyor. Biz kursumuzda bu ofisul dokümantasyonu kullanacağız. Çünkü gerçekten Laravel'in dokümantasyonu çok güçlü. Yani açıklayan kişiler, bunu yazan kişiler çok güzel bir şekilde açıklamışlar ve yazmışlar. Gerçekten hani ben gördüğümde başka hiçbir framework'te denk gelmemiştim daha doğrusu belki oluyor da olabilir ama ben sadece bunu Laravel'de gördüm. Gerçekten hiçbir tutorial falan izlemenize gerek yok eğer bir nebze olsun yani orta düzeyde bir programlama dilinden anlıyorsanız başka bir yere gitmenize gerek kalmadan burada öğrenebiliriz. Biz de kursumuzda bu şekilde gideceğiz. Laravel 11 kullanacağız tabii ki de. Hemen bakalım buraya. Installation var burada yani indirme kısmı var. Laravel ile tanışın diyor. Laravel. Neden Laravel'in olduğunu burada bahsediyorlar. Arkadaşlar Laravel'in dokümantasyonu bu şekilde. İşte daha ilerleyen zamanlarda burada The Basics diye bir yer var. Evet gördüğünüz gibi işte buraların hepsini görüyor olacağız beraber sizlerle. Ee, daha uzun bir yolumuz olacak. Tekrardan işte bu şekilde şu an girmek istemiyorum buralara. İlerleyen derslerimizde teker teker bunlara gireceğiz. Laravel arkadaşlar kısacası bir web framework'üdür. Web ile yapacağınız, yapmak isteyeceğiniz her şeyi Laravel kullanarak basit bir şekilde yapabilirsiniz. Söz dizimi, sign text falan çok güzeldir. Onun haricinde tabii şöyle bir şey sayma, sanmayın biz masaüstü uygulamalar geliştirebilir miyiz Laravel işte CLI ne bileyim terminal uygulamaları geliştirebilir miyiz derseniz geliştiremeyiz Laravel sadece bir web framework'cudur ama bunun da hakkını veren bir framework'tur. Onun haricinde PHP kullanması da gerçekten bu bizim için gerçekten güzel bir şey PHP ile yazılmış olması çünkü PHP çok modüler bir yapıya sahiptir biliyorsunuz ki WordPress... Mesela yazılım bilmeyen kişiler bile WordPress kurarak kendi web sitelerini yapabiliyorlar artık. Onun haricinde çok e, pluginler, eklentiler geliştirebiliyorsunuz. Onun için çok modüler bir yapıdır diyorum PHP'ye. E, i̇ç içe Projeler geliştirebiliyorsunuz, uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Onun haricinde SEO tarafında WordPress çok iyidir mesela. Mesela bu, bu tarafa biraz değinmeyelim. Sadece burada PHP'nin çok modüler bir dil olduğunu bahsetmek istediğim için size bu örnekleri verdim. İlerleyen zamanlarda Laravel'de biz bu şekilde uygulamalar geliştiriyor olacağız sizlerle. İşte basit uygulamalar. Mesela blog uygulamaları gibi uygulamalar. Blog sitesi gibi. Onun haricinde zaten buradan başlarsak, blog uygulamasından gibi bir uygulamadan başlarsak. Gerisi emin olun ki gelecektir. Çünkü ben de küçük küçük uygulamalar yaparaktan başladım. En sonunda bunların üstüne koya koya gidersek daha en sonunda geldiğinizde yapamayacağınız bir şey kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü artık yapmanız yani bir e-ticaret sisteminde ya da bir blog sisteminde yapmanız ya da oluşturmanız gereken her şeyi bu kursta öğreniyor olacaksınız. Bu dersimiz bu kadar dostlar. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.